değerli öğrencimiz artık sanat ve sanat eğitimcisi olarak adayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve tekrarlarını temenni ediyorum. Melike Tekinsoy, Kırıkkale doğumluyum. 1997 yılında doğdum. Doğma büyüme buralıyım. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi mezunuyum. Bu yıl mezun oldum. Sanatımı yansıtmak istedim açıkçası. Kırıkkale'de çünkü çok yaygın değil böyle bir şey. Ve yeni mezun oldum. Yapmış olduğum tekniklere dayanarak tuvaller ortaya çıkarttım. Böyle bir sergi açmak istedim ve bunun devamını da getirmeyi düşünüyorum. Resimlerimde kolaj tekniğini kullandım. Genelde pastel ve canlı renkleri kullanmak istedim. Bir araya getirerek bir bütünlük oluşturmak istedim. Serginin adı Parçalanmış Hayatlar. Bu parçalanmış hayatlarda açılışını yapayım ben size. Kolaj, yani kolaj alıntı alarak, birçok resimler alarak, birleştirerek aynısını birebir tuvale aktarmış oldum. Profesör Doktor İsa İleri hocamın sayesinde, onun yardımıyla, onun desteğiyle bu sergimi açtım. Burada reprodüksiyon, yani olan bir resmin renklerini değiştirerek aktardım tuvale. Bu şekilde. Şu anda bu salonda, evet, alan 23 resmim var. Daha var tabii ki. Ama aralarından 23 tanesini, 50 küsur resim arasından 23 tanesini seçtim ve burada sergiledim. Profesör Doktor İsa İleri, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi. Aslen tabii Kırıkkale Keskin Cerit Mumunlu köyündeniz. Yani ben de buralıyım. Bu toprakların insanıyız. Sanat eğitimi kurumu ve kurumunda katkı sağlamak için şimdi şehirdeyiz. Melike bizim evladımız. Şimdi 2 yıldır buradayız ve Melike aldığı sanat eğitiminin sonrasında işte burada gördüğünüz, sergi salonunda gördüğünüz eserler neticesinde bir sanat eğitimcisi olarak bizim onurumuz, hasatı diyoruz. Yani artık hasat zamanı. Bu sene mezun ettik. Süreç itibariyle 3. sınıftan itibaren Melike'nin tanıtsal çalışmalarının sürecini hep beraber yürüttük. Hem 3. sınıf, ya hem 3. sınıf hem 4. sınıf. Ama sonrasında Melike'de bir fark vardı. Yani ileriye dönük bizim onda gördüğümüz bir ışık vardı. Kendine has özgün parçalamalarını teknik olarak eserlerine tatbik ettiği pastel bir renk tadıyla kolaj tekniğinde uygulamaları vardı. Biraz bazı dokunuşlar yaptık. Özgün olması, kompozisyon ve seçkiler hususunda müdahalelerde bulunduk. Sonrasında ortaya bu eserler çıktı. Bana ilk hocam bir sergi açmak istiyorum dediğinde önce dedim ki Kırıkkale'de nerede açacağız? Yani yerimiz var mı diye. Çünkü biliyorum şehri ama AVM Podyum'da böyle bir mekanda açacağını söyleyince hakikaten olumlu karşıladım. Sebebi de bu tür mekanlar daha çok halkın, farklı kültürden insanların sirkülasyonunun olduğu yerdir. Şimdi bunların hepsi beraber elimizden geçti. Telik olarak bir, olur vermesem, hoşuma gitmese sorduğunda taraf olmazdım. İki, burada olmazdım. Yani nitelik açısından ben bugün Melike'nin sergisine geldiysem, ileriye dönük mutlaka Melike'yi bir yerlere taşıyacağını, bu çalışmaların bir yere gideceğini,
Çünkü bugün itibariyle hem verdiğimiz eğitim hem de edindiğimiz ünvan gereği Türkiye'deki plastik açıdan sanat eğitiminin özgünlüğü noktasında birçok şeyin farkındayız. Melike'nin çalışmalarının da bundan sonraki evrede nitelikli bir gelişim göstererek farklı platformlara taşınacağı kanaatindeyim. Eserler kirlilikten uzak, nitelik açısından da plastik açıdan çok daha olgun ve dikkat edilirse en büyük özellikten biri eserler hususunda, yani birinci eserle kaç taneydi? 23. eser arasında kopukluk yok teknik olarak, üslup olarak. Şimdi bu çok önemli. Yani birinde farklı, birinde farklı olsa bu olgunlaşmadığının emaresi olabilirdi. Ama şimdi bu 23 eserdeki birliktelik bu serginin nitelik ve kalite açısından da geleceğe dair umutlar taşıyor. O açıdan önemli. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kırklareli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisiyim. Evet. Melike sınıf arkadaşım. Evet. Evet, nasıl buldunuz resimleri? Sergi çok başarılı. Zaten Melike'nin kendine az bir tarzı vardı. 4 yıl boyunca bunu ifade etti. Resimlerin konu ne olursa olsun Melike'nin tarzı vardır yani çizimlerinde. Kara kalem olsun, yağlı boya olsun, pastel. Evet. Her şeyde kendini ifade edebilecek bir üslubu vardı Melike'nin. Sergiyi çok beğendim. Çok pastoral, çok güzelim. Bir parça.